Evet, yine bir uzun yol yapacağız. Ankara-İstanbul. Bu sefer EQA'yı kullanıyoruz. Bir menzil testi de bunun için gelecek. Şimdi kablolarımızı bir sökelim. İç tanıtım yapalım. Bu sefer 3 kişi seyahat edeceğiz. Valizlerimiz de var, yurt dışı seyahati olacak. Şu an full şarjda 362 km menzil gözüküyor. Yine Bolu'da durup şarj ederiz. Oradan da İstanbul Havalimanı'na yolculuk etmeyi düşünüyoruz. Otopilot testi. Yapıyorum. Evet, yine gücü kesti. EQS de aynı. 215 gibi gücü limitliyor. İlk 100 kilometreyi bitirdik. %72. Bataryamız kalmış gözüküyor. 277 kilometre daha benzinlik olduğunu söylüyor araç. Bakalım Bolu'ya gittiğimizde ne kalacak. 198 km oldu. Bolu tüneli kapalı olduğu için buradan çıkış yapacağız. Öyle highway'e uğramayı planlıyoruz. 198 km sonraki şarj durumumuz %48. Hala 193 km menzil göstermekte. Evet, arka taraftan highway'e girmeye çalıştık ama arkadan öne geçiş yokmuş. Beton bloklarla karayolları böldüğü için İzmit'teki Şel'e kadar, Kartepe Şel'e kadar devam etmeye çalışacağız. Şu an 203 km oldu. %40 şarjımız var. Eğer veriler doğruysa oraya kadar gidebiliriz. Kaynaşlı'dan çıktık. Şimdi tekrardan TEM'e bağlanıyoruz. 224 km oldu. %48 şarjımız var. 110 kilometremiz kaldı. Şele uğrayabilmek için rahat bir şekilde gideceğiz gibi gözüküyor. 300. kilometredeyiz. Ortalama 21 kilowatt şarj tüketimimiz var. Bolu Dağı haricinde 140-150 kilometre gibi ortalamayla geldik. Dağda dışarı çıkınca oralarda 70-80'e düşmek durumunda kaldık. Şu an %29 şarj kaldı. 135 kilometre daha menzil gösteriyor. Şele girdiğimizde dolduracağız. Tam 330 km oldu. %22 şarjla 100 km menzil gösteriyor. 21 kWh saatlik ortalama tüketimimiz var. Şele istasyonuna geldik. E-şarjdan burada aracımızı şarj edip havaalanına devam edeceğiz. %22 ile şarja başladık. Bakalım geldiğimizde ne olacak? Bolu'da ZES istasyonunda aracımızı şarj edemediğimiz için orada 100 kW'lık şarj imkanı var. Burada 50 kW sunuyor e-şarj. Biraz daha fazla beklememiz gerekecek. Bir diğer yandan e-şarjın uygulamasında aracınızın ne kadar şarj olduğunu göremediğiniz için arada gelip bakmakta fayda var. Yarım saat 45 dakikada bir ne kadar şarj olduğunu kontrol edebilirsiniz. Şu an %41'e ulaşmış durumdayız. %70-80 gibi havaalanına çıkmaya hazır oluruz. Tamamını doldurmaya gerek yok. 1 saat 5 dakikadır aracı şarj ediyoruz. Dediğim gibi burası yavaş bir istasyon. Baktığınız zaman 50 kW şarj edebiliyor. Durduralım şarjımızı. %22 ile girmiştik. %73 olmuş. %50'lik bir şarj almışız. Buradan hava yoluna devam ediyoruz. Ücret olarak da 227 TL ödemiş olduk %50 şarj için.
Dışarıda şarj etmenin hesabıyla yaklaşık kilometrede 1 TL gibi bir yakıta sahip. Evde şarj ettiğinizde bu çok daha ekonomik oluyor. 30 kuruş, 35 kuruş civarlarına geliyor ortalama. Tabii ki bu sizin tarifinize göre, işte gece gündüz veya işte kullandığınız birim fiyata göre farklılık gösterebiliyor. Kabin aydınlatması gerçekten başarılı. Bu yukarıdaki ışıklar yavaş yavaş akıyorlar soldan sağa doğru. Yer değiştiriyorlar. Bir de solda şeride yaklaşırsanız eğer kırmızıya dönüp haber veriyor. Şu şekilde. Şu anda %50 pilimiz kaldı. Yani aracı hiç şarj etmeseydik buralarda bir yerde kalmış olabilirdik. 21.6 kW tüketimimiz var. 419 km'de yol gelmişiz. Burası tam olarak şu Çekmeköy. Sabahın da oradayız. Kuzeyim var burada. Bu şekilde devam ediyoruz havaalanına doğru. Tabii Bolu'da dışarıdan dolanmamız da buna bir etki oldu. Daha fazla yol yapmış olduk. Normalde 420 km ile Acar kentinin oralarda olabiliyoruz. Ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne geldik. 446 km yol yaptık. Şöyle baktığımız zaman bir depo artı %6 şarj tüketmiş durumdayız. Ekstradan %6 tükettik. 197 km daha menzil gösteriyor. Havalimanında da az bir yolumuz kaldı. Vardığımızda tekrar durumu güncelleyeceğim. Havaalanına kadar geldik. 480 km yol yapmışız. Şarj artı %36 kaldı. %50 şarj etmiştik. Bir depo artı %14 şarja buraya kadar geldik. Kalan menzilimize 159 km oldu. Evet, aracı şu an varıya teslim ettik. 480 km bir yol gelmiştik eğer yanlış hatırlamıyorsam. Tahmini olarak da ev şarjıyla 150 liralık şarj etmiş olsak, 50 liralık hızlı şarj da olsa 200 lirayı maliyette 480 km yol gelebildik. Merak eden çok oluyor. Bunu da ekstra açıklamak isterim videonun sonunda.